Herkese merhaba, ben Semih. Bugün sizlerle SCP-96'yı inceleyeceğiz. Bunun gibi daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda korku kategorisinde yaptığım Korku Sarmalı Podcast ve komedi kategorisindeki Aynen Podcast'te açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi hep birlikte şu SCP'yi inceleyelim. SCP-096 Nesne sınıfı, Euclid. Özel saklama prosedürleri. SCP-096 her zaman 5x5x5 metre hava geçirmez çelik bir küp hücrede saklanacaktır. Herhangi bir çatlak veya deliğe karşı haftalık kontroller yapılması zorunludur. SCP-096'nın hücresinde kesinlikle herhangi bir kamera veya optik cihaz bulunmayacaktır. Güvenlik personeli SCP-096'nın hücrenin içinde bulunduğundan emin olmak için önceden kurulmuş basınç sensörleri ve lazer dedektörler kullanacaktır. SCP-096 veya tasvirlerinin her türlü fotoğraf, video ve kaydı Doktor ve O5 onayı olmadığı sürece kesinlikle yasaktır. Açıklama. SCP-096 yaklaşık 2.38 metre uzunluğunda insansı bir yaratıktır. SCP-096 çok düşük vücut kütlesine sahiptir ve vücut analizi beslenme bozukluğuna işaret etmektedir. Kollar, varlığın vücudunun geri kalanıyla orantısız olarak yaklaşık 1.5 metre uzunluğundadır. Cilt, pigmentasyondan yoksundur ve vücut üzerinde tüy görünmemektedir. SCP-096'nın çenesi ortalama bir insanın 4 katı kadar açılabilir. Pigmentasyondan yoksun olan gözlerinin haricindeki diğer yüz özellikleri ortalama bir insana benzer şekildedir. SCP-096'nın kör olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Yüksek beyin fonksiyonlarına ait hiçbir işaret görülmemekte ve akıllı olarak kabul edilmemektedir. Hücrenin içindeki basınç sensörlerinin gösterdiğine göre SCP-096 normalde son derece uysaldır ve günün çoğunu doğu tarafına bakan duvar karşısında dikilerek geçirir. Ancak bir kişi SCP-096'nın yüzünü doğrudan video kaydı veya hatta bir fotoğraf aracılığıyla gördüğünde şiddetli bir duygusal stres aşamasına girecektir. SCP-096 yüzünü elleriyle kapatacak, çığlık atmaya ve ağlamaya başlayacaktır. İlk görüldüğünden yaklaşık 1 ila 2 dakika sonra SCP-096 yüzünü gören kişiye doğru koşmaya başlayacaktır. Bu noktadan sonra kişiden SCP-096-1 olarak bahsedilecektir. Belgelenen koşma hızı 35 km saat ile km saat arasındadır ve SCP-096-1'in uzaklığına bağlı olarak değişmekte gibi görünmektedir. Bu noktada bilinen hiçbir malzeme veya yöntem SCP-096'nın ilerlemesini engelleyemez. SCP-096-1'in konumunun SCP-096 üzerinde bir etkisi yok gibi görünmektedir. Varlık SCP-096-1'in konumunu anında bilmektedir. Not: Bu tepki resim tasvirleri görüldüğünde ortaya çıkmaz. Sizlere bu konuda yapılmış olan bir deneyden bahsetmek istiyorum. Denek 096-1 ve Doktor Dan tarafından yönetilmiştir. Amaç SCP-096'nın yeteneklerini test ederken fiziksel tasvirini nihayetlendirmektir. Az sonra dinleyeceğiniz ses kaydındaki D9031, 32 yaşında cani bir suçlu ve eski dövme sanatçısıdır. D9031, Batisphere 303 A'nın içinde yetiştirildi. Pozisyonun SCP-096'nın site'deki geçici muhafaza hücresiyle arasında yaklaşık olarak kilometre uzaklık bulunmaktadır. Takip Batisphere 303 A'nın içinde video gözetimi, Dr. D'nin Yeni Zelanda ana kıtasının üzerinde kontrol sitesinin arasında kaydedildi. Batisphere 303 A'nın final derinliği 10.800 metreye ulaşmakta. Elimizde bununla alakalı bir ses kaydı bulunuyor. Hadi şimdi onu dinleyelim. Durdu. Şimdi ne olacak? İyi hissediyor musun? Bulantı veya herhangi bir şey var mı? Biraz kulaklarım acıyor sanki. Evet, bu bekleniyordu. Şimdi solunda çelik bir konteyner olmalı. Onu aç ve orada birkaç fotoğraf olan manila bir dosya olacak. Onu aç ve ilk fotoğrafı tanımla. Lütfen. D9031 emirleri yerine getiriyor.
Kameranın yönü ayarlandı. Böylece fotoğraf görülmeyecek. Ha, bir bakalım. Hiçbir şey yok. Boş bir hücre. Teşekkür ederim. Lütfen fotoğrafı yüzü aşağıya gelecek şekilde zarfa geri koy. Ve bir sonraki fotoğrafa bak. Bu aynı hücre. Ama bunda sanırım içinde bir ayak var. Lütfen tanımla. Bu soluk ve sıska. Aslında bayağı ürkütücü. Fotoğrafın yüzü aşağıya gelecek şekilde zarfa geri koy. Ve sıradakine bak. Tamam. Asiktir. Fotoğrafı tanımla. Bu... bilemiyorum. Değişik bir elemana benziyor. Fotoğrafı tanımla lütfen. Beyaz gözlere sahip, soluk ve ağzında bazı boktan şeyler oluyor. Bu şey ne lan böyle? Bu noktada standart zaman yaklaşık olarak 13.32. Doktor Dan ve deney, kontrol SCP-096'nın muhafaza ihlali gerçekleştirildiğini bildirdi. SCP-096-1'e giden en hızlı patika, sivil ve diğer görüntü kaydeden cihazlardan arındırıldı. Ve SCP-096 şimdi takip tasması aracılığıyla uydular tarafından takip edilebilmekte. Solunda başka bir çelik konteyner olmalı. Aç onu. Açalım bakalım. Bir destek kağıt ve bir kalem var. Evet. Lütfen gördüğün fotoğrafın bir taslağını çiz. SCP-096-1 bir küfür mırıldanır ve ertesi 20 dakikayı fotoğrafın bir taslağını çizerek geçirir. Bitirme zamanında SCP-096'nın SCP-096-1'den kilometre uzakta olduğu doğrulandı. Bitirdim. Güzel. Çizimi solundaki hazneye koy ve kapağını kapat. SCP-096-1 emri yerine getirir. Battlesphere 303A taslığı su geçirmeyen ve batmayan bir konteynerin içine bırakır. Diğer fotoğraflar gemideki yakma fırınında yakıldı. Şimdi ne yapacağım müdür? Lütfen kıpırdama. 40 dakika geçti. SCP-096'nın SCP-096-1'in pozisyonunda olduğu ve dalış yaptığı onaylandı. 9339 metredeki basınç, cihazın işleyiş ve limitinin ötesine geçtiği için verici sinyali sonlandı. Kamera Betasphere'in hafifçe sallandığını göstermekte. SCP-096-1'in reaksiyonlarından SCP-096'nın gövdede ve izlenme noktasında görünür olduğu varsayılmakta. Asiktir, asiktir, asiktir! Bu ne amına koyayım? Betasphere 303A'nın gövdesinde gedik açıldığı için video ve ses bağlantısı kesildi. SCP-096 yüzey kurtarma takımı Foxtrot 303A tarafından olaysız bir şekilde geri kazanıldı. SCP-096'nın taslığı da geri kazanıldı ve hızlıca yapılan bir test ile SCP-096'nın saldırgan bir tutum sergilemediği onaylandı. SCP-096 kalıcı bir muhafazasına taşınırken taslak Yeni Zelanda'daki deney kontrole gönderildi. SCP-096, SCP-096-1'in konumuna vardığında onu öldürmeye ve başlayacaktır. Vakaların %100'ünde SCP-096-1'den hiçbir iz kalmamıştır. Sonrasında SCP-096 birkaç dakika oturacak, sakinliğe ve uysallığa geri dönecektir. Daha sonra doğal yaşam alanına geri dönme girişiminde bulunacaktır. Vakıf gizliliğin ihlali ve büyük sivil kayıplara yol açacak kitlesel bir zincirleme reaksiyon olasılığı nedeniyle SCP-096'nın kontrol altına alınması alfa önceliğindedir. Doktor, SCP-096'nın derhal yok edilmesi için dilekçe verdi. Dilekçe onay bekledi ve imha dilekçesi onaylandı. Ve doktor tarafından da gerçekleştirilecek. Buna ait elimizde bir ses kaydı var. Röportaj 096-1'den bir ses kaydı. Görüşülen doktor, görüşmeci Kaptan Red, Zulu 9A'nın eski komutanı. Amaç yakalama. Olay 096-1A. Tarih, saat 09.14. Araştırma alanı... İlk yakalama görevleri her zaman boktandır. O lanet şeyin neler yapabileceğine dair bir fikrimiz yoktu. Sahadaki teknisyenlerin bulabildikleri bilgilerin ne kadar saçma olduğunu bilemezsiniz.
Hatta tüm hikayeyi anlatırlarsa şanslısınız demektir. Bize yakala ve götür dediler. Bize o kahrolası şeye bakmamamız için hiçbir şey söylemediler. Görevi anlatabilir misin lütfen? Evet, affedersin. İki helikopterimiz vardı. Biri ben ve ekibimin diğer destek ekibi olan Zulu 9B ve Doktor... Dün devriye yolumuzun iki tık kuzeyinde hedefi tespit ettik. Galiba bizim bulunduğumuz yöne doğru durmuyordu. Yoksa bizi oracıkta hallederdi. Raporunuzda SCP-096'nın soğuk havaya tepki vermediği söyleniyor. Bu doğru mu? Hava eksi dereceydi, değil mi? Aslında eksiydi. Ve evet, kıçına kadar çıplaktı ve titremiyordu bile. Neyse, iniş yapıp hedefe yaklaştık ve onbaşı onu bekletmeye hazırlandı. Bu arada doktor bana seslenmişti. Doktora cevap vermek için arkamı döndüm ve beni kurtaran şey de buydu. O sıra hedef arkasını dönmüş olmalı ve tüm ekibim onu gördü. Bu SCP-096'nın huzursuz durumuna girdi andı, değil mi? Evet. Üzgünüm, bir an çıldıracak gibi oldum. Hiç sorun değil. Evet, yüzünü hiç görmedim. Takımım gördü ve bunu sonuna kadar ödedi. Biraz daha tarif edebilir misiniz lütfen? Evet. Bize doğru bağırmaya ve ağlamaya başladı. Hayvan kükremesi gibi değildi ama sesi tam olarak insan gibi geliyordu. Gerçekten ürpertici. Onbaşı kaldırıp bacağını kopardığında ateş etmeye başladık. Tanrım. Yardımımız için çığlık atıyordu. Lanet olası... Her neyse. Biz şarjör üstüne şarjör başaltıyor ve hedefi parçalıyorduk. Ve bir boka yaramadı. A başladığında neredeyse aklımı kaybediyordum. Bu sizin... AT4-HEDT kullanma emrini verdiğiniz an mı? Bir tank savar silahı. Onu SCP kaçtığından beri taşıyorduk. O silahın tankları kağıt gibi parçaladığını görmüştüm. Hedefe de aynı şeyi yaptı. Peki... SCP-096'da ciddi bir hasar var mıydı? Kıpırdamadı bile. Ekibimi parçalamaya devam etti. Ama gövdesinin yarısı yok olmuş bir şekildeyken. Ama hasar alıyordu değil mi? Alıyorsa bile belli etmiyordu. Tüm organlarını ve kanını kaybetmiş olmalıydı. Ama tepki vermiyordu. Kemik yapısı hiç zarar görmedi. Ekibimi parçalamaya devam etti. Yani gerçek bir yapısal hasar yoktu. SCP-096'ya kaç mermi ateş edildi? En az 1000. Kapıdaki silahlı birlik ona GAU-19 ile en az 20 saniye ateş etti. 20 kahrolası saniye! Bu 600 tane 50 kalibrelik merminin vücuduna girmesi demek. Tükürsek de aynı etkiyi yapardı. Bu tam olarak Zulu 9B'nin geldiği an mı? Evet ve ekibim çoktan ölmüştü. Zulu 9B çuvalı başının üstüne geçirmeyi başardı ve sadece oturdu. Onu helikopterin içine aldık ve buraya getirdik. Onun yüzünü nasıl göremedim bilmiyorum. Belki Tanrı, Buda ya da her kimse yaşamam gerektiğini düşündü. Kahretsin! SCP-096'nın yüzünün bir tasvirini ele geçirdik. Görmek ister misiniz? Biliyorsun. O şeyin çığlıklarını ve adamlarımın çığlıklarını duyduktan sonra... Duyduğum şeye bir yüz koymak istediğimi sanmıyorum. Hayır... Sadece boşver. Pekala. O zaman buradaki işimiz bitti. İşbirliğin için teşekkür ederim kaptan. Bu kayda geçsin ki resmi olarak SCP-096'nın mümkün olan en kısa zamanda yok edilmesini talep ediyorum. Ve kayıt biter. Video ve SCP hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.